Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mayasız tortilla lavaş ekmeği tarifini sizler için ayrıca hazırladım arkadaşlar. Evet, ben fayita yapmıştım. Fayitanın yanına bu ekmeği kullandım. Ayrıca bu tarifi de sizlere vermek istedim. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. 600 gram un, 1,5 su bardağı su, yaklaşık 340 milim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz. Evet, mayasız lavaşımızın malzemesi bu kadar arkadaşlar. İçerisine yoğurt, süt, sıvı yağ vesaire kullanmıyoruz. Sadece şeker, tuz, un ve su. Bu kadar. Hamurumuzu ben bu şekilde robotumda yoğurdum. Sizler elinizle veya mikseriniz varsa mutfak robotunuzla yoğurabilirsiniz. 4 dakikada hamurumu ayarladım ve bu şekilde yoğurmaya aldım. Evet, çok ele yapışmayan cıvık bir hamur olmayacak. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Katı ve yumuşak bir hamur. Evet, yoğurduğum hamuru böyle bir kabımın içerisine aldım. Üzerine şeffaf fölye geçirip bir 15-20 dakika dinlenmeye bıraktım. Bu esnada ben fayitamın diğer malzemelerini hazırladım. Fayita tarifimi de arkadaşlar diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamurumu 13 eşit parçaya böldüm. 13 eşit beze yaptım arkadaşlar. Yaklaşık bezelerin büyüklüğü mandalina büyüklüğünde. Bezelerim kurumaması için kağıt havlu koyup üzerine su serptim. Bu şekilde bezelerimi hazırlamış oldum. Evet, yapmış olduğum bezelerimi şimdi pişireceğim tavanın büyüklüğünce açacağım arkadaşlar. Oldukça ince bir yufka olacak. Ve göreceksiniz daha sonra nasıl balon gibi kabaracağını. Mayasız hamurumuz ama ekmeğimiz balon gibi kabaracak. İnce bir yufka açtık. Gördüğünüz gibi şimdi pişirme işlemi. Pişirme işlemini arkadaşlar ocağımıza teflon tavayı alalım. Altını açalım ve ısıtalım. Isınmış olan tavamıza açmış olduğumuz yufkaları koyalım. Ve pişirmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi fısır fısır kabardı. Şimdi çevirelim. Tekrar kısa bir süre sonra fısır fısır olacak. Yine çevireceğiz. Balon gibi olması için arkadaşlar bu çevirme işlemi çok önemlidir. Evet, gördüğünüz gibi kabarmaya başlıyor. Çok güzel. Şimdi tekrar çevireceğim. Artık balon gibi şişmeye başlayacaktır. Pişirme esnasında arkadaşlar ocağımızın altını 9 dereceden ben 8 dereceye aldım ve sürekli çevirerek gördüğünüz gibi pişirdim. Balon gibi şişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce kabardı. Bu şekilde diğer yufkalarımı da pişireceğim. Evet, çok yüksek ateşte pişirmeyelim, yoksa ekmeklerimiz yanar ve istediğimiz gibi kabarmazlar. Bir yandan açıp bir yandan da pişirme işlemini devam ediyorum. Evet, sürekli çevirerek bu şekilde ben yufkalarımı pişirdim arkadaşlar. Ve hepsi inanın çok güzel kabardı. Balon gibi oluyorlar. Gördüğünüz gibi içinde maya yok ama ekmeğimiz çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Ve çok da güzel ev yapımı. Evet, kanalımda kuru yufka ekmek tarifi arkadaşlar, mayalı balon ekmek tarifi, birçok değişik ekmek tariflerimi bulabilirsiniz. Mutlaka kanalıma bir göz atın derim. Ayrıca binlerce değişik yemek tarifleri de kanalımda mevcuttu. Mutlaka abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Evet, ben bu şekilde lavaşlarımı bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel balon gibi kabardılar. Tamamı piştikten sonra hepsini çekmeyi unutmuşum. Ertesi güne kalan iki tane lavaşım vardı arkadaşlar. Bunu sizlere göstermek istedim. Hala yumuşacık. Gördüğünüz gibi hiç ısıtmadan hala yumuşaklığını koruyor. Tazecik kalıyor arkadaşlar. Evet.
Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi fayita tarifimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Bu lavaş ekmeğini arkadaşlar Beyti kebabında da kullanabilirsiniz. Dürüm yaparken dürüm arasında da kullanabilirsiniz. Mangalda. Birçok yerde bu lavaşı kullanabilirsiniz. Kahvaltılarda birçok yemeğin yanında arkadaşlar. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.